son süreçte yapılanları da söyledik. Ama bugün de evet çok uzun bir süredir devam eden hukuksuzluklarla ilgili karşınızdayız. Evet, bu hukuksuzlukların adeta çok çarpıcı bir örneği Umut davasının sanıkları buradalar ve o davanın hukuki süreçleriyle alakalı şimdi davanın avukatlarından Cüneyt Koraman'a söz veriyorum. Buyurun. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz 2013 yılının Aralık ayında bir selam tevhid soruşturmasının başlatıldığı kamuoyuna yansıdı. Yani bu davanın Umut davasının avukatı olarak benim de bilgim ancak kamuoyuna yansıyan bu bilgiyle oldu. Yani haberim oldu. Şaşırmadım desem yalan olur. Yani çünkü 2000 yılındaki, 2000 Mayıs ayındaki Umut davasında avukatlık yaptığım için, Hasan Kılıç'ın vekili olarak görev yaptığım için başından sonuna kadar düzmece, çakma, sahte bir örgüt davası olduğunu çok çok iyi biliyorum. Yani matematiksel olarak da ispata hazırım. İnşallah bu dosya tekrar açılır, yeniden yargılaması yapılır, oradaki iddiaları tek tek test etme imkanı olur, kamuoyuyla paylaşma imkanı olur. Basın toplantısı içerisinde bu davadaki usulsüzlüklere, hukuksuzluklara uzun uzadıya yer vermek mümkün değil ama birkaç tane örnek vermek istiyorum. 2000 yılındaki Selam Tevhid örgütü davası, Umut operasyonu herhangi bir terör eylemi veya terör eylemi hazırlığı nedeniyle başlamış bir dava değildir. Bu operasyon, Umut operasyonu önce Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından liste hazırlandı. Türkiye'de 18 irticai terör örgütü var diye bir liste deklare edildi. Ondan sonra konjonktüre göre bu gruplara, İslami grup ve cemaatlere birer birer operasyon yapılmaya başlandı. Bu 18 tane irticai terör örgütünden biri de Mazlum Derdi. Vahdet Vakfı'ydı. Yani Vahdet Vakfı'na operasyon yapıldı. Hüsnü Aktaş Başkanı mütevelli heyetten tutuklandılar. Gerekçe cezaevindeki ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek, terör örgütüne yardım, yataklık iddiasıyla. Oysa mahkeme kararıyla kurulmuş bir vakıf faaliyetinden söz ediyoruz. Hukuka uygunluk sebebi. Yine Malatyalılar da, Malatyalılar örgütü diye isim bulamadılar. 20'ye yakın isimle itham ettiler. Silah olmadığı halde silahlı terör örgütü haline getirildiler. PKK'ya karşı kullanılmak üzere 5 yıl önce operasyondan 5 yıl önce alınmış ve toprağa gömülmüş silahlarla silahlı terör örgütü yaratmaya çalıştılar. Ve Türkiye'deki hemen hemen bütün İslami grup ve cemaatle bu 18 kişilik irticai terör örgütü listesine dahil edildi ve konjonktüre göre operasyonlar yapılmaya başlandı. Umut operasyonu niçin başladı? Aslında o dönemde Süleyman Demirel zamanında önceden planlanmış bir İran gezisi vardı. Ahmet Necdet Sezer seçildi Cumhurbaşkanlığına. Bu İran ziyaretini engellemek amacıyla gerçekleştirildi. Ana sebebi budur. Ve İranlı casuslar vesaire falan o dönemdeki arşivleri araştırırsanız göreceksiniz. Dava açılma aşamasında hepsi buhar oldu, uçtu. Yok, bir tane İranlı ajan kalmadı. Aynen 2011 Selam Tevhid soruşturması gibi. İkinci sebebi Uğur Mumcu'ya fail bulmak. Biliyorsunuz 1993'te öldürüldü. 2000 yılına kadar 17 yıl geçti. Benim hatırladığım kadarıyla basına yansıyan 30'dan fazla fail. Ama beğendiremediler. Mumcu ailesine bir türlü beğendiremediler. Ve Genelkurmay Başkanı, Başbakanlar hepsi işin içerisinde destek verdiği halde Güldağ Mumcu'ya ailesini ziyaret ettiler. Beğendiremediler. Çünkü bir tuğla çekersek bütün sistem çöker, yıkılır diye Mehmet Ağar'ın şeyiyle, sözleriyle kamuoyuna da yansıdı. Aslında faili meçhul değil, bilinen, faili bilinen bir olaydı bu. Ve devletin içindeki derin yapı tarafından gerçekleştirilmiş bir olaydı. Ve 17 yıl sonra bu sefer şey yapalım, yani ikna edelim kamuoyunu ve bu insanları yıkalım diye isimleri önceden belirlediler. Yoksa soruşturmadan sonra ortaya çıkmış bir olay değil. Bakın soruşturma operasyon başladı. Ertesi günkü gazetelerde, televizyonlarda Uğur Mumcu'nun katilleri yakalandı diye lanse edildi. Dolayısıyla yani önce sanıkları davet edip siz mi öldürdünüz? İşte şu deliller vesaire falan bundan dolayı değil.
Katillerinden birisi de kim? Abdülhamit Çelik. Abdülhamit Çelik televizyonların önünde yer gösterdi. Dedi ki evet dedi, Bekçi Kulübesi şuradaydı. Değiştirilmiş yeri şurada. Bütün o gün televizyonlardan naklen yayın yaptılar. Fakat o gün Abdülhamit Çelik'in İstanbul'da düğününün olduğu ortaya çıktı. Yani bir kimse hem İstanbul'da hem Ankara'da olamayacağına göre mesafe çok uzak. En az 500 kilometre mesafe var. Sonra aileler basın toplantısı yaptılar. Dediler ki Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü gün, cinayetin işlendiği gün düğünümüz vardı. Davetiyeyi gösterdiler. Mazlum Der'de yapıldı toplantı hatırladığım kadarıyla. Matbaacıyı gözaltına aldılar. Siz adaleti yanıltmaya çalışıyorsunuz diye. Aileleri tekrar toplantı yaptılar. Dediler ki sadece düğün davetiyesi değil, video görüntüleri de var. Yani düğünde videoya çekildi. Katılan misafirler var. Baltayı taşa vurdukları ortaya çıktığı halde tekrar bu operasyona devam ettiler. Yani Abdülhamit Çelik aleyhine açılmış herhangi bir şey dava yok. Yani o operasyon nedeniyle Uğur Mumcu'nun katili diye. O kadar yüzsüz insanlar ki kimse bu soruşturmayı yapanlar hiç yüzü kızarmadan aynen devam ettirdiler bu olaylara. Hukuksuzluğun bini bir para. Hani şimdi tartışıyoruz ya gözaltına alındı, elleri kelepçelendi vesaire falan. Bu insanlar 7 gün boyunca işkenceye maruz kaldılar. Yetmedi, ekstra aldılar. Hasan Kılıç'ı 7 gün, 6 gün daha işkence yaptılar. Ve eşlerini, bacılarını rehin aldılar. Yani emniyet ifade tutanaklarını imzalattırmak için. Rehin aldılar. Eşlerini, bacılarını gösterdikten sonra imzalamak zorunda kaldılar ifadeleri. Bakın, ifadeleri imzaladığı gün ve saatle cinayete katıldı diye gözaltına alınan eşlerinin serbest bırakıldıkları güne ve saate lütfen dikkat edin. Bu dosyanın içerisinde var. Yargılama sırasında da ben bunu dile getirdim. Dedim ki rehin mi aldınız bu emniyet ifade tutanaklarını imzalatmak için? Emniyet ifade tutanakları değil, delil midir? Asla ve asla delil değildir. Sanıkların hepsi mahkeme huzurunda bu ifadelerini reddettiler. Bu ifadeler bize ait değil, işkence altında biz bunları imzaladık diye mahkeme bunu dikkate almadı. Biz dedik ki herhalde Yargıtay'da dikkate alınır bu hususlar. Yargıtay da dikkate almadı. Bir insanın kendini suçlaması için aklından zoru olması lazım. Yani hakim huzuruna çıkıyor, savcı huzuruna çıkıyor. Ben bu kesinlikle kabul etmiyorum bu ifadeleri. İşkenceyle zorla bana imzalatıldı diyor. Avukatlarıyla kesinlikle görüştürülmemiştir. Hiçbir sanık avukatıyla görüştürülmemiştir. Sadece birkaç gün sonra Hasan Kılıç'ın kardeşi avukat olduğu için Hüseyin Kılıç 15 dakika görüştürülmüş, başında polis, davayla ilgili tek kelime söz etmemek kaydıyla. Bu mu avukat hakkından yararlanma hakkı? Bu davadaki usulsüzlüklerden birisi. Terör örgütü iddiası var. Neye dayanıyor terör örgütü iddiası? Tarladan çıkarılan silahlar. Yargılama sırasında ben savunmamda da belirttim. Dedim ki aşırı bir benzerlik var. Susurluk dosyasında kaybolan silahlarla bu sanıklara isnat edilen silahlar arasında aşırı bir benzerlik var. Dedim ki bu silahlar Susurluk silahlarıdır. Faili meçhul cinayetler işlenmiştir bu silahlarla. Balistik inceleme yapılsın ve gerçekten de birçok cinayet aydınlanacaktır. Mahkeme bu talebimizi de reddetti. Bu haber Zaman Gazetesi'nde yayınlandı o dönemde. Yani yaptığımız savunma, zannediyorum Mustafa Bey belki yaptı haberi. Ve inanılmaz hukuksuzluklar. Yani sadece emniyet aşamasında kalsa neyse, emniyet aşamasında, savcılık aşamasında, savcılık pazarlıklar yaptı. Yani Hamza Keleş o dönemde sanıklarla kabullenmesi, diğerinin aleyhine ifade vermesi için. Mahkeme aşamasında da bir takım iddialar vardı. Parayla cinayetler işlendiği vesaire falan. 14 klasör bankalardan belge geldi. Hasan Kılıç adında Türkiye'de ne kadar kişi varsa 14 tane klasör hepsi geldi. Biz dedik bunun baba adı olması gerekmez mi? Anne adı, doğum tarihi olması gerekmez mi? Aynı kişi Hasan Kılıç Türkiye'nin 7 yerinde birden bir Adana'da, bir Ankara'da, bir Bursa'da bankaya uğramış, para çekmiş. Biz savunmamızda belirttik. Dedik yeniden sorulsun. Yani anne adı belli, baba adı belli. Müvekkilim Hasan Kılıç dedi ki benim 2 tane hesabım var. Yani hesabımdaki şeyler de son derece makul. 2-3 bin dolar civarında bir döviz hesabı. Bir de belki 1500 TL'lik bir bugünün parasıyla Türk lirası hesabı. Mahkeme bunu da dikkate almadı. Biz dedik ki figüran olmak istemiyorum. İstifa ettik yargılama sırasında. Sonra başka avukat arkadaşlar takip etti. Yargılama sırasında kesinlikle temiz aşamasında bozulması gerekirdi bu kararın. Ve kaş göz yara yara onandı.
tebliğ edilmediği halde, mahkumiyet kararı tebliğ edilmediği halde Yargıtay'ın böyle bir tebliğ görevi yok. Onandı, Yargıtay tarafından onandı. 2011 soruşturması ortaya çıktıktan sonra anladık sebebini. Niçin Yargıtay'da alelacele onandığını? Çünkü böyle bir mahkumiyet kararına ihtiyaçları vardı. Yargıtay kararı mı diyorsunuz? 2-3 defa Yargıtay kararı evet onamış. 3 defa gitmiş Yargıtay. Biz bu Yargıtay'ın ne kararlar verdiğini avukat olarak çok iyi biliyoruz. 30 yıldan fazla avukatlık yapıyorum. Sabahlara kadar anlatsam bitmez. Adnan Menderes'in kararını bu Yargıtay onadı. Salih Mirza Beyoğlu'nun kararını da bu Yargıtay onadı. Selahattin Aydar'ın kararını bu Yargıtay onadı. Hayal edin ne kadar şey varsa, çarpık olaylar varsa hepsini bu Yargıtay onadı. Yani bu Yargıtay'a ben avukat olarak kesinlikle ve kesinlikle, hele hele siyasi davalarda güvenmiyorum. Alacak verecek davalarında bile yolsuzluk, birkaç defa yolsuzluk olayları kamuya yansıdı ve ökbas edildi. Burada ben önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'de çok yanlış, çarpık bir işleyiş var. Aslında yargılamalar bir formalite. Bütün operasyonları, yargılamaları emniyet yapıyor. Emniyet tonlarca sayfa, ifadeler, yüzleştirme tutanakları yeterli savcı olmadığı için savcıların haberleri yok bu olaydan. Önüne geliyor, birkaç soru soruyor, ya tutuklanma ya serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk ediyor. Mahkemenin de 10-15 dakika, 1-2 saat içerisinde bu kadar dosyayı incelemesi mümkün değil. Dolayısıyla emniyetin zihnindeki şablon iddianameye dönüşüyor savcı tarafından. İddianame mahkeme kararına dönüşüyor. Mahkeme kararı da aynen Yargıtay tarafından onanıyor. Türkiye'deki yargılama dediğimiz komedi aynen budur. Dolayısıyla yani bu Umut davasında da emniyet tarafından hazırlanan konsept, paket iddianameye dönüştü, yargı kararına dönüştü ve Yargıtay tarafından da tasdik edildi. Eğer mahkeme görevini yapsaydı bu hukuksuzluklara dayalı olarak asla ve asla mahkumiyet kararı kesinlikle çıkmazdı bu dosyada. Hadi diyelim mahkeme hata yaptı. Yargıtay görevini yapmış olsaydı asla ve asla böyle bir mahkumiyet kararı çıkmazdı. Ben burada bir çelişkiye de dikkat çekmek istiyorum. Şu anda malum emniyet görevlerine yönelik operasyon var. Ne diyorlar? Bunlar masum. Masumiyet karinesi ihlal edilmesin. Belki beraat edecekler. Peki Selam Tevhid ile ilgili şu anda bir dava var mı? Yani sanıklar kaç kişiyse yargılandı, haklı haksız mahkum edildi, bitti mi dava? Bitti. Peki 2011'de başlatılmış, hatta 2010'da Selam Tevhid soruşturması da ne oldu? Takipsizlik kararı verildi, bitti. Şu anda soruşturma dahi yok. Bu insanları siz nasıl suçlayabilirsiniz? Masumiyet karinesinin ihlali değil midir? Birilerinin masumiyet karinesini dile getireceksiniz ama ideolojisi, görüşü başka olunca bu sefer bunları suçlu gibi kamuoyuna lanse edeceksiniz, ilan edeceksiniz. Ben öncelikle bu çelişkiye dikkat çekmek istiyorum. 2011'de başlatıldığı iddia edilen, aslında 2010'da başlatılmış olan, belki daha evveliyatı da var, Selam Tevhid soruşturması tamamen çakma bir soruşturmadır. Tek bir tane terör eylemi yoktur. Terör eylemi hazırlığı da yoktur. Hakan Fidan'ı koltuğundan indirmek amacıyla gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Ve Türkiye'de ne kadar tırnak içinde İslamcı diyebileceğimiz grup, cemaat varsa hepsi bu torbanın içerisine sokulmuş. 28 Şubat'taki 18 irticai terör örgütüne rahmet okutacak kadar çok sayıda insan var. Hemen hemen hepsini diyebiliriz. Tırnak içinde 1-2 tane grup cemaat hariç. Yani bu kadar insanı, insandan örgüt oluşturmaya çalışıyorsunuz. Akla zarar bir yorum bu. Hayatında birbirini tanımayan, birbiriyle görüşmemiş. Mesela İHA bu şeyin şüphelilerinden birisi bu soruşturmanın. Yani bütün ne kadar İslami gruplar, cemaatler varsa bu soruşturma dosyasının içerisine dahil edilmiş. Zaten bu soruşturmayı devralan savcı şüphelileri tek tek davet etti. Şüpheli sıfatıyla ifadesini aldı.
Selçuk Hakkı Şanlı. Birlikte gittik. 2 saatten 2,5 saat ifadesini aldı. O fotoğrafları, görüntüleri, yemek fotoğraflarının hepsini gösterdi. Tamamen masa başında düzmece, uydurma olduğu ortaya çıktı. Eğer gerçekten bir terör eylemi olsaydı veya terör eylemi hazırlığı olsaydı, Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir savcının bu soruşturma hakkında takipsizlik kararı verebileceğine imkan ve ihtimal vermiyorum. Zaten 3,5 yıl boyunca tek bir kişiyi savcının davet etmemesi bu soruşturmanın çakma bir soruşturma olduğunu gösterir. Eğer bu kadar vahim, bu kadar çaplı bir soruşturma yürütüyorsanız bir kişiyi, en azından bir kişiyi davet edersiniz. En güçlü, en kuvvetli delil hangi sanık, hangi şüpheli hakkında varsa onu davet edersiniz, ifadesini alırsınız, mahkemeye sevk edersiniz, iddianameyi de düzenlersiniz, dava açarsınız. Dava açılmış mı? Hayır, açılmadı. Dava açılabilecek bir şey var mıydı? Yeni savcılar dosyayı devraldığında? Hayır, yok. Gerçekten inanılmaz bir usulsüzlük. Bu usulsüzlüğü örtbas edebilmenin tek yolu böyle bir örgütün varlığını ortaya koyabilmek. İnternette de işte servis yapıyorlar, görüntüler, video kayıtları, işkence altında alınmış ifadelerini servis yapıyorlar 2000 yılında. Yani kağıttan okuyorlar, zaten görüyorsunuz, yani önüne yazmışlar, okuyor. Yani yargılaması yapılmış bir davanın kayıtları 2000 yeni bir soruşturmanın delili olabilir mi? Dolayısıyla gerek Bahri Üçok, gerek Uğur Mumcu, gerek diğer Çetin Emeş vesaire falan kesinlikle ve kesinlikle bu cinayetlerin failleri Selam Tevhid örgütü değildir. Başka diğer örgütler de değildir. Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç kandırıldık diyor. Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu kandırıldık. Bu olayın faili devlet diyor. Hatıratını okuyanlar, inceleyenler kesinlikle görebilir. Bu cinayetlerin sebebi artık sağ sol çatışması devrini yitirdi. Layık antilayık çatışmasına dayalı yeni bir dönem başlatılmak istendi. Bizim emniyet görevlilerimiz, savcılarımız, hakimleri de hemen bu konsepte ayak uydurdu. Olayın özü budur. Cinayetin işlendiği günden 2 gün, 3 gün önce gözaltına alınan insanlara da bu cinayet yüklenmeye çalışıldı İslami Hareket Örgütü'nde. Cinayetin işlendiği günden 3 gün önce gözaltına alındığı ortaya çıkınca aynen bu Abdülhamit Çelik olayında olduğu gibi baltayı taşa vurdular, vazgeçtiler. Benim hatırladığım 30'un üzerinde, belki araştırırsanız çok daha fazla olduğunu görürsünüz. Bu olayın failleri, bu cinayetlerin layık önderlerin diyelim, aydınların cinayetlerinin faili kesinlikle ve kesinlikle devletin içindeki derin yapılardır. İsim isim de ben bilindiğine inanıyorum. O kozmik odalara girilirse kimlerin öldürdüğü de ortaya çıkacaktır. Taha Kıvanç o dönemde özellikle Bahri Üçok cinayetindeki MİK tarafından eğitim veriliyor, size bombalı paket gönderilecek vesaire falan ve Bahri Üçok da buna rağmen bu şekilde öldürülüyor bombalı paketle. Yine Teoman Koman, MİT'in başkanı isim veriyor. 1989'un Aralık ayında diyor ki Çetin Emeç, Bahri Üçok, Muammer Aksoy, Turan Dursun bunların öldürüleceğine dair ihbar aldık diyor. 1990 yılının içinde tamamı, yani MİT başkanının söylediği isimlerin tamamı öldürülüyor. Yani bunun bir proje olduğu açık değil mi? Yani bu milleti aptal mı zannediyor bu soruşturmayı başlatanlar? Bir de emniyetin böyle bir şeyi olabilir, böyle bir kanaati olabilir. Zaten emniyetin nasıl çalıştığını biz avukat olarak çok iyi biliyoruz. Evde çamaşır ipi bulursa bundan mutlaka adam bulur. Bir ekmek bıçağı bulunursa bu cinayet aletidir. Emniyet böyle bakar olaya. Bu yanlışlıkları savcının düzeltmesi lazım. Savcılar da düzeltmiyor. Savcının hatalarını da mahkemenin düzeltmesi lazım. Mahkemeler de düzeltmiyor. Hata yapabilir mahkemeler. Mahkemelerin hatalarını da Yargıtay'ın düzeltmesi gerekiyor. Maalesef Yargıtay da düzeltmiyor. Böyle bir adalet sisteminde yaşıyoruz. Yani